Merhaba arkadaşlar. Bir tutam tarif kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek tarifim var. Maklube'yi duymayanınız yoktur. Benim tarifimle uydurma garantisi veriyorum sizlere. Öncelikle 4 tane patatesi soydum, yuvarlak şekilde dilimledim. Bol yağda kızartıyorum. Çok fazla karıştırıp dağıtmayalım. Patateslerimizin bütün kalması lazım. Bir de burada e, rengi fazla kahverengiye dönmesin patateslerimizin. Hafif kızarıp birbirine yapışmayacak derecede e, kızarmış olması yeterli. Yarım kilo etimi e, tavaya alıp kavuruyorum. Ben burada süt danası eti kullandım. O çok çabuk piştiği için e, haşlama yapmadım. Fakat eğer sığır eti kullanacaksanız önceden düdüklükte hafif haşlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kavurduğum etleri ayrı bir tabağa aldım. Aynı tencereye öncelikle iki tane kuru soğanı halka halka doğrayıp e, tavanın tabanını tamamen kapatana dek diziyorum onları. Burada aynı tepsi, aynı tavayı kullanmak istiyorum. Çünkü o etin lezzeti dip kısımda soğanların daha güzel karamelize bir şekilde pişmesini sağlıyor. Dizdiğim soğanların üzerine etlerimi yerleştiriyorum. Burada belirtmek isterim. Etlerimi yalnızca kızarttım. İçleri tamamen pişmiş değil. Çünkü içini de tamamen pişirirsem pilav pişerken etlerim kurumaya başlayacaktır. Kaşıkla bastıra bastıra etlerimi güzelce yerleştiriyorum tavama. Şimdi yemeğimizin üçüncü katına geçmiş oluyoruz. Burada daha önce kızarttığım patatesleri gördüğünüz gibi etin üzerine diziyorum. Bu belirtmek istiyorum şunu arkadaşlar, ee, eğer patlıcan sever bir aileyseniz patatesten önce yani patates ile et arasına Biraz kızarmış, küp küp doğranmış patlıcan gerçekten çok harika yakışıyor. O şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Ben ani bir kararla maklube yaptığım için o gün evde patlıcan yoktu. Kullanmadım. Patateslerimi tamamen etlerin üzerini kapatana dek diziyorum. Bu patatesler özel bir tat veriyor maklubeye gerçekten. Kesinlikle bana göre maklubenin olmazsa olmazı. Şimdi 50 gram kadar tereyağını ve tereyağım yanmasın diye bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tavaya alıyorum. 2,5 su bardağı pirincimi önceden güzelce yıkadım. Fakat ben pirinci ıslamadan kullanıyorum. Yani yani yalnızca o beyaz suyu gidene dek yıkadım ve süzdüm pirinçlerimi arkadaşlar. Şimdi normal pilav yapar gibi pirinçlerimi güzelce kavuruyorum. Diğer yanda 4 su bardağı su ısıtıyorum. Ama dediğim gibi, e, normalde maklubede e, pirinci haşlama yapar gibi çiğden koyarlar. Onun lezzetini ben pek sevmiyorum. İyice kavurduğum pirincime bir miktar tuz ve bir su bardağı su ekledim. O eklediğim suyu hafif çekene dek bekledim. Burada pirinçlerimiz hafif şişmiş olursa e, tavamıza yerleştirmemiz daha kolay oluyor çünkü şimdi kaşıkla yine iyice bastırarak ve düzleyerek pirinçlerimi yerleştiriyorum 4 su bardağı hatırlıyorsanız su kaynatmıştım bir su bardağını öncesinden kullandım şimdi 3 su bardağı kadar su ekliyorum maklubeye Normalde kullandığınızdan bir miktar eksik kullanın lütfen maklube de su suyu arkadaşlar. Her pirincin su çekme e, seviyesi farklı olduğu için belirtmek istedim bunu. Bir havlu kağıdı tavamın üzerine kapatıp kısık ateşte maklubemi e, yarım saat kadar pişirdim. Hazır olup olmadığına şu şekilde kenardan açıp en altına bakmanız gerekiyor. Şayet dipte su varsa maklubeniz çevrildiğinde devrilecektir. Bir müddet daha pişirin. Eğer suyunu tamamen çekmişse maklube hazırdır arkadaşlar. Burada e, havlu kağıdın fonksiyonu e, bu şekilde pilav pişirdiğinizde üst taraf kuru kalıyor. Fakat havlu kağıdı üzerine koyarsanız Hiçbir sorun yaşamazsınız. Pilavınız her taraftan aynı derecede pişmiş olur arkadaşlar. Şimdi bizim ailede maklubeyi pişirmesi benden. Çevirmesi eşimdendir. Gördüğünüz gibi eşim maklubeyi çevirdi. Devrilme olmadı. Kalmış olan tencerenin dibinde kalıyor soğanlar. Genellikle güzel pişmişse düşmüyor. Ama onun lezzetini biz çok sevdiğimiz için sonradan üzerine ekliyorum. Ve maklubenin e, olmazsa olmazı salatası ve yoğurdudur. Yoğurdu sarımsaklı yapanlar var. Biz sade tercih ediyoruz. Fakat maklubede salata kesinlikle marul, salatalık, domates ve soğandan oluşmalı. Ve bol limonlu Hafif sirkeli olmalı bana göre. Yani havuç salatası, mevsim salatası gibi salatalarla ben pek yakıştıramıyorum. En azından onlar yoğurtla uyum sağlamıyor arkadaşlar. Şimdi maklobemin dört yanına hazırlamış olduğum salatamı ekliyorum. Yoğurdumu da daha önceden çırptım, hazırladım. Yoğurdu çırpmadan direkt kalıp halinde de Kullanabilirsiniz ama bir şekilde e, maklubede yoğurt, salata, e, sıcacık maklube hepsi böyle birbirine karışmış şekilde daha da lezzetli oluyor bence. Biz o şekilde seviyoruz en azından. Şimdi yoğurdumu ekliyorum. Sunumuyla göz dolduruyor ve e, yanına ekstra yemekler istemiyor. Yalnızca bir tencere yemeği yapmış oluyorsunuz ve çok uğraştırmayan bir yemek yapmış oluyorsunuz. Yoğurdunu salatasını kenarlarına koyuyorsunuz ama acayip göz dolduran harika bir menünüz olmuş oluyor elinizde arkadaşlar. Öncesinden bir çorba yanına bir şerbet limonata ile harika bir Ramazan menüsü olmuş oluyor misafirler için. Videoma bir beğeni bırakmayı ve de kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.